tarımda da proenzim kullandık. İşte biz daha önce de birçok gübre kullandık. İşte en iyi neticeyi proenzimde görünce, bir de proenzimin biberdeki etkisinin çok daha fazla olduğunu gördük. Onun için proenzim kullanıp biber ekiyoruz. Şimdi o çok güzel, çok farklı olan kısımları madde madde alsam. Mesela siz daha önce de bu şey yapıyordunuz. Proenzimden sonra şöyle benim anlayacağım tarzda gözle görülür, elle tutulur. Ne yaptı proenzim? Proenzim biz fide döneminden başladık. Fideyi şaşırtırken biz bunu proenzimli bir solüsyona batırdık. Ondan sonra dikmeye başladık. Bir çok iyi bir kök gelişimi sağladı. Çok iyi bir kök gelişmesi sonucunda bitki daha iyi gelişti. Bunun neticesinde daha iyi verim almaya başladık. Verimdeki fark oran olarak? Ya işte oran olarak, yani ben size çok net söylerim, %30'dan fazla. %30'dan fazla serada biber aldık. Evet, biber aldık. Peki biberin, bir tane biber kapatır mısın oradan? Herhangi bir biber. Askeri biber. Bir tane daha kapar. Askeri herhangi bir biber kapar. Tamam, yan yana koy. Şimdi ürünlerin ebatında, standartlığında ya yani düzgünlüğünde bir fark oluştu mu? Düzgünlüğünde oluştu. Bir de şey çok önemli oldu. Aynı standartta oluşan biberler oluştu. Ya yani tip biberler. Tip aynı, yani. Aynı tip. Kalite aynı oldu, evet. Aynı fabrikanın malları gibi mi oldu? Aynen öyle oldu. Peki tatta, lezzette böyle bir fark ettin mi veya böyle bir şey hissediyorsun? Vallahi alanlar yani talep çoğaldı. Ha, pazar payı da arttı yani. Tabii. Peki raf ömründe bir artış var mı? Raf ömründe de var. Ayrıca şunu da söyleyebilirim. Hasatı da kolaylaştırdı. Anladım. O nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Hepsi aynı büyüklükte olduğundan eskiden bir küçük bir büyük oluyordu biberler. Standart olmuyordu. Şimdi standart olduğu sıraya için... Sıraya doğru diyorsun. Evet. Her evet. Elime gelen diyorsun aynı oldu. Aynı oldu. İşte onun için neticesinde de çok büyük... Tabii standart malı pazara koyduğun zaman aynen. Kasada iyi durur diyorsun. Aynen öyle oldu. Bir de biber daha fazla parlaklaştı.